Yenge, yenge sen o tarafa git, burada olma. Çevirme abi o tarafa git, burada olma. Yenge sen de git, burada olma. Çay atıramı ben de içiyorum. Kendi başkanı ulaşamaz ki, ben de numarasını ulaşıyorsam onları ararım. Senin harika nasıl? Tamam. Hadi. Vallahi işimiz var, işimiz. İşimizin bitmesi lazım ha. Allah'ınız yok mu size? He? Elektriğimizi açın. Elektriğimizi açın. Gelsenize. Elektriğimizi açın, elektriğimizi. Ya o açın şu elektriği gider işimize bakak ya. İki saattir burada bektik ya. Bizim vermemiz gereken acil işler var ya. Biz... Bizim ekmeğimizi almak öyle kolay mı ya? Bizim ekmeğimizi alsınlar hele. O gün bir milletvekili ekmeği alsın hele. Bir ay maaş olmasın bakayım ne yapıyor? Ekmeğimizi aldılar, defolun gidin. Devlet bunu yapar mı ya? Biz depremden çıkmışız ya. Zaten bir senedir çalışmıyoruz. Hayır. Nerede Cumhurbaşkanımız? Bize şehrimize dönün diye Cumhurbaşkanımız nerede? Biz şehrimize döndük. Şimdi bizi kovalıyorlar. Sağlam yeri yıkıyorlar. Gitmek isteyince çevik kuvveti buraya yığdılar abi. Şu an 800 tane adam. 2 saattir burada işsiz. Hepimiz buradayız. Biz hakkımızı kimden arayacağız? Polise gidiyoruz, polis karşımıza çıkıyor. Emniyet müdürleri burada bizi buradan çıkarmaya çalışıyor. Bize herhangi bir yer gösterilmedi. 800 tane adam burada. Ne yapılmaya çalışılıyor? Biz ne yapalım? Biz kendimizi aşağı mı atalım? Kendimizi mi öldürelim? Nasıl bir propaganda yapalım? Nasıl? Devletin valisinden 6 aydır randevu alamayan bir 6 tane esnafız burada. Devletin valisi niye bizi muhatap almıyor? Devletin belediye başkanı niye bizi muhatap almıyor? Devletin emniyet müdürü niye gelip burada yıkımın başında duruyor madem öyle? Hangi bina yıkıyorsun bu kadar ağır hasarlı bina varken hafif hasarlı bir bina yıkım ekibi gönderiyorsun? Ne hakla? Ne hakla benim elektriğimi kesiyorsun faturasını ödediğim elektriği? Vergisini ödediğim dükkanı ne hakla kapatmaya çalışıyorsun? Böyle bir mantık var mı? Böyle bir kanunsuzluk var mı? Mahkeme kararı var mı benim elektriğimi kesiyorsun? Ben burada terör işimi yapıyorum. Uyuşturucumu satıyorum. 800 tane adama istihdam veriyorum. Allah rızası için bu işte hiç aklı selim insan yok mu? Devletin polisi kanunsuz bir emri niye uygulasın? Benim elektriğimi kesmeye kimin hakkı var? Cumhurbaşkanı istihdam diye kendini parçalarken buna nasıl 800 tane adamı dışarı atıyorlar? Deprem bölgesine geri dönün. Deprem bölgesiyiz. Dükkan mı var ki gidip girelim? İş yeri mi kalmış ayakta ki biz 800 tane adamı çalıştıralım? Burada bu kadar insan var. Elini vicdanına koysun insanlar. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir sirkülasyon? Biz nereye gidelim şimdi? Biz içerideyiz. Elektriği de kesseler içeride üstümüze mi yıkacaklar burayı? Gidecek yerimiz yok çünkü. Devletin emniyeti gelmiş. Elektriği kesmiş. Emniyet hukuk kurallarını uygular. Emniyet hukuksuz iş yapar mı ya? İbrahim. İn aşağı. Aşağı in hemen. Oğlum sen de. Hemen aşağı. Tuncay. İbrahim. İbrahim git şimdi. İbrahim. Git şimdi. Çekin abi çekin. İbrahim.